Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıfı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekoya Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabının 214, 215, 216 ve 217. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 214'ten başlayalım. Dünyanın birçok yerinde ülkemiz insanlarından söz edildiğinde konuksever ifadesi kullanılmaktadır. Ülkemizdeki herkes konuksever midir? Bu ifade bir kalıp yargı mıdır? Açıklayınız. Herkes konuksever değildir fakat geçmişimizden bu yana insanlarımız hep misafirperver, nazik olmuşlardır. Bu yönüyle her zaman sevilmektedir. Sayfa 215. Kalıp yargının özelliklerini göz önünde bulundurarak bir arada uyum içinde yaşamaya engel olabilecek bir kalıp yargı örneği söyleyiniz. Erkeklerin futbolu sevmesi, kızların makyaj yapmayı sevmesi birer kalıp yargılardır. Burada kalıp yargılar çoğunluk ele alınarak söylenir. Sayfa 216. Birinci cevabı toplum içinde yaşayan mültecilerin kulaktan dolma ve ön yargıların ortadan kalkması için ihtiyaç duymuşlardır. İkinci cevabı birden fazla insanın din, dil, ırk ayırmaksızın bir arada uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu da toplumda barış ve huzur ortamı oluşmasını destekler. Üçüncü cevabı dil kursları açılabilir. Yaşadıkları kötü olaylar film haline getirilerek insanlara gösterilebilir. Sayfa 217 aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birinci cevabı kalıp yargı çoğunluğun yaptığı sevdiği bir şeyi her zaman öyle kabul etmektir. Örnek olarak erkekler futbolu çok sever gibi. İkinci cevabı toplumsal yaşamda gelenek ve göreneklere, kişisel eğilimlere bağlı olarak sorgulanmadan hızlı bir şekilde yayılma gösterir. Üçüncü cevabı toplumların birbirlerini tanımasını engelleyip ön yargı ile yaklaşmasına neden olur. Aşağıdaki kavram haritasını inceleyiniz. Boş bırakılan yerleri doldurunuz. Kalıp yargı olumlu, olumsuzlukları önceden engeller. Olumsuz, gelişmeleri, yeniliklere bir engeldir. En sağlıklı ise cahillik. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.